ve sorry. Ellerinin üzerinde What is in Turkish? Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. And then you need to reply sen de gör. Sen de? Sen de gör. Gör. Yes. Sen de you too? Yes, you too see like when gör. You say çok yaşa it means live long. Ah. To the other person. And then you are replying in a kind long. Way. You see that too, that I live long. So again, okay. You too have a long life, kind of. Yeah, okay. I'm learning. 50'nin üzerinde maç seyrettik üçümüz de stadyumlardan. Ve Süper Lig'de stadyumda izlenmemiş takım kalmadı şu an itibariyle. Onu söyleyebilirim ve izlediğimiz TFF 1. Lig maçları da var bu arada. Bir bu kadar da televizyon başında izlemişizdir karşılaşmaları. Dolayısıyla burada nazik bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bizim sosyal medya üzerinden herhangi bir bilgilendirme almamıza gerek yok oyuncularla ilgili fikir sahibi olmamız veya onları öğrenmemiz için. Biz zaten herkesi izliyoruz. Çokça maç izliyoruz, çokça oyuncu izliyoruz. Milli takımın kapıları herkese açık, iyi performans gösterdiği takdirde herkes buraya gelebilir. Ama performanslar 2 haftalık ya da 2 aylık süreçlerle ilgili değil. Daha uzun süreli, sürdürülebilir başarılarla ilgili bu durum. Herkes emin olsun, herkes rahat olsun. Herkesi takip ediyoruz, herkesi izliyoruz, bütün oyuncuları. Yeni oyuncu olacak mı diye sordunuz Mart ayındaki maçlarda. Benim izlediğim, hissettiğim kadarıyla aramızda yeni isimler olabilir. Son bölümde de biraz daha böyle kendi hayatına dair birkaç bir şey soracağım. Çok uzatmadan, kendisini sıkmadan. 95-96 yılları arasında Beşiktaş'ta oynadı. Sonra bu performansıyla milli takımda çağrılıp Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırdı. O yıllara dair unutamadığı anısı ne var? Ve 96 Türkiye'si ile 2022 Türkiye arasında nasıl farklılıklar verilir? Can you just briefly tell us how is your standard daily routine? In Riva, when you come? Mm-hmm. Mostly in the morning, I do some sports for myself, because the facilities is really unbelievable great. Mostly you have some ideas with some media appointments. Normally we have some strategy meetings with Hamid. Then we have this internal meetings with my coaching team. After that, mostly we are watching matches and doing the analyze of that. And if there's a good time, we love to join lunch or dinner with the staff, or sometimes going to Istanbul Center and to meet people there also. And then nowhere I sleep so good like here in Riva. So this is also, if I feel tired, I say to my wife, I will go some days to Turkey. But to her, I tell her that it is only because of sleep. I will never say that it's because of her. Okay, maybe the last sentence you can leave. Sabahları spor yaparak güne başlıyorum. Çünkü tesis gerçekten harika bu anlamda. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Medya ile ilgili toplantılarımızı, konuşulacak konuları gözden geçiriyoruz. Röportajlarımız varsa onları yapıyoruz. Hamit'le strateji toplantılarımız oluyor. Ekibimiz, teknik ekibimizle birlikte toplantılarımız oluyor. Maç ve analizlerin üzerinden geçiyoruz. Ekibimizle birlikte, staffımızla birlikte öğle yemeği yiyoruz. Bazen şehirde, merkezde yiyoruz. Orada görüşmelerimiz varsa onları yapıyoruz. Riva'da çok mutlu diyebilirim. Riva'da çok da iyi uyuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani en iyi uykumu aldığım yerlerden bir tanesi diye söyleyebilirim Riva'yı. Yes, or for example, last week we have been here with the 12 coaching candidates. To make a small presentation. So in the beginning, of course, it was concentration on the matches, on the players and everything, and now it is a little bit more being involved in structure and organization and administration topics.
Burada geçtiğimiz hafta bir etkinlik oldu. Burada yaklaşık yeni antrenörlerden bir gruba burada bir seminer verildi. O seminerde ben de bulundum başlangıcında. Eğitim seminer 12 kadar hoca vardı burada. Dikkat ettiyseniz yani ilk gelişim burada maçlara ve A milli takım özelinde çalışmalar vardı o anki durum itibariyle. Şimdi de idari yapı, yapısal değişimler, milli takımın diğer konularıyla alakalı alanlara eğilebiliyoruz. Diye. Gerçekten için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani öğrenemedim dese de yani gayet iyi anlıyoruz ve çok da sempatik geliyor kendisi. Even if you say that you can't speak properly, your efforts and already you made a progress, it comes very sympathetic for us. Okay, great. We will see where will be the finish. Bakalım nereye varacak bu işin sonu göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Because Hamid, no, Burak, he said to me, even if you can speak Turkish, you will not understand us because you are speaking special dialect or something like that. Well, he said. Bizim milli takımlardaki idari yetkilimiz de bana burada söylüyor. Yani ne kadar iyi öğrensen de bizim bu hızlı konuşmamızdan dolayı ya da işte telaffuzlarımızdan dolayı her şeyi anlaman mümkün olmayabilir diye de söylüyor ama. Deyim de kullanıyoruz. Tabii also idioms are being used a lot. So it's a bit difficult to know all of them, of course. Yeah, great. Eyvah, işimiz var o zaman. I start with grammar, then I start with words, and after that I don't understand something. Hem gramer üstüne, hem kelimeler üstüne çalışıp yine anlayamazsam, vallahi yazık olur. Okay. To analyze the last match, it is Jan Moritz, but Kenan and me, we were also looking the last matches, and then in the next days, we will come together, the March, how, when we will meet us, and when we will travel to Portugal and everything, what are the main topics in our training, and who we are, let me say, in the end, of this work, and we'll come together in the next weeks to finalize everything. Bize Jan Moritz yürütüyor, onun liderliğinde yapılıyor analizler. Tabii ben ve Kenan Hoca da Portekiz'in son karşılaşmalarını izliyoruz. And in the press conference, in your first press conference, you have indicated that your wife said she wished to live here with you together to come to Turkey. Do you plan to do something like that, to settle in Turkey and not move between Germany and Turkey? Her zaman aileyle ilgili konularla kendisi alakadar oluyor, eşi. Bunun dışında Riva konaklaması, vakit geçirme düşünüyor. Milli takım dediğimizde de böyle yabancı hoca aslında çok fazla kabul görmeyen, çok eleştirilen bir durum. Ama kendisi göre düşünüyor mu? Bir de geldikten sonra aklında en çok kalan olay nedir? Mesela Letonya maçında 99. dakikada gol sonrası gözyaşları tutamadı. Neler hissetti o anlarda? Normally in the football world, having a foreign coach in charge of a national team is a critical. Ses fazla çıkmadı, bu kadar kolay kabul ettiler. Bu düşüncede olanlara sormak lazım ama dediğiniz gibi birçok faktörün bir araya gelmesinden dolayı oldu. Beni göreve getirirlerken belki dışarıdan bir gözün burada bulunur. Aynı zamanda sebep olarak ne olmuş olabilir? Ben açıkça her şeyi bilemeyeceğimi ifade eden bir insanım. Bunları da söylüyorum. Bir şey başarıldığında veya başarılmadığında ben demiyorum, biz diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki ekibim, bana yardımcı olan insanlarla her zaman dirsek temasındayım. Futbol cami. Found very sympathetic by the Turkish nation. What do you think, what were the thoughts passing from your mind in those moments? First was pressure of the situation, which is going away here in Turkey with Galatasaray, I think. And so it is a big experience. I would not highlight it in only in Germany,
head coach. I need someone, if he's translating or giving some orders on the pitch, that he is used to do it. And Kenan, he has something. Meanwhile, I think if I need help in Istanbul or in Turkey, I can everything call Kenan. Philip Lahm or Oliver Kahn. And in Turkey, we kind of understand that sporting director concept a bit differently, because normally when you look to Europe, sporting director is kind of the boss of football matters. But in Turkey, it's the... In the beginning, someone told me the head coach in Turkish clubs is the assistant coach from the president. Aslında şöyle de bir şey duymuştuk. Türkiye'de teknik direktörler başkanların yardımcı antrenörleridir diye de bir inanış söz konusuydu. This is a joke, okay. Bu şakaydı tabii ki yani. Yok, bu benden bir şaka olsun. I think that every kind of language, so it's really not so easy. Right now I am, my teacher is saying, doktora geliyorum. Ben doktorda. Ben doktordan geliyorum. So it is right now it's I cannot understand why you take kavaltı is yapıyorum. Aber öğle yemeği yemiyorum. Akşam yemeği yemiyorum. Kahvaltı yapıyorum. Why? I don't know. So, you know, it's I'm starting and it's difficult, but I will stay with this. Zor bir dil. One more. Yes. Okay.